Ben Kemal Güler. Konya'da Çin'i sanatını icra eden sanatkarlardan biriyim. Mevlana Kubbeyada Çinlerinin, restorasyon Çinlerinin üretilmesi bizim atölyede gerçekleştirildi. 350 yıl sonra ilk defa tekrar Konya'da üretildi bu Çinler. O yönden de çok önemli. Teknik olarak Büyük Selçuklulardan gelen yüksek kuvaslı Çin'i tekniğini devam ettirmekteyiz. İznik Çin'si olarak anılıyor şu anda günümüzde ama bu Çin'i tekniğinin temeli Büyük Selçuklulardan gelmekte. Büyük Selçuklulardan Anadolu Selçuklularına, Anadolu Selçuklulardan Osmanlı İznik'e, Osmanlı İznik'lerinde Türkiye Cumhuriyeti'ne benim gibi birkaç usta tarafından devam ettirilmektedir. Kuvars taşı budur, silisyum dioksit. Tabiatta genelde dere yataklarında ve dağlardaki taş ocaklarında bulunur. Bu silisyum dioksit taşının veya kuvars taşının %99 saflıkta olması lazım bizim kullanabilmemiz için. Yani bunların bazılarının saflığı %80'e, %85'e kadar düşer, onları kullanmayız biz. %99 saflıkta olanı bu taşlar toplanır veya şeyden alınır, maden ocağından alınır. Önce çekişlerle kırılıp daha küçük taneler haline getirilir. Daha sonra sileksli bir değirmenlere konarak, bilyalı değirmenlere bu pudra haline getirilir. Çok ince hale getirilir. Bu pudra haline getirildikten sonra %10 civarında kileklenir. %10 civarında pişme esasına göre yapan bir cam tozu veya frit dediğimiz cam tozu veya sırça dediğimiz malzeme eklenir. %80'i bunun tozundan oluşur hamurumuzun. %10'u kilden, %10'u da cam tozundan oluşur. Bu %20 civarında su eklenerek hamur haline getirilir. Elle karılarak veya ayakla çiğnerek hamur haline getirilir. O hamur haline getirilen malzeme ahşap kalıplara basılarak şu şekiller elde edilir. Bu şekiller elde edilir. Kendi haline 15-20 gün civarında kurumaya bırakılır bu. İlk şekillendirme yapıldıktan sonra kuruduktan sonra 15-20 gün civarında bunun alt ve üst tesviyeler yapılır tam düz hale gelebilmesi için. Kenar ebatlaması yapılır tam kesin ebata gelebilmesi için. O ebatlama da bittikten sonra astarlama işlemi dediğimiz bir işlem vardır. Mesela bakın bu yüzey daha pürüzlü gözenekli. Bu yüzey tertemiz bakın. Hem beyazlığı yüksek. Bu yüzey astarlı şu anda. O astar uygulaması yapılır. Daha beyaz ve temiz bir yüzey elde edebilmek için. Astar uygulaması yapıldıktan sonra tekrar 8-10 gün civarında kurumaya bırakılır. O kuruma da gerçekleştikten sonra biz altyapı veya bisküvi fırınlaması dediğimiz, altyapı dediğimiz birinci fırınlamasını yaparız. Birinci fırınlamaya astarlanmış kurumuş ürünler yüklendikten sonra yaklaşık 18 saat civarında 950 dereceye çıkartırız fırını. Yavaş yavaş 18 saat civarında çıkartırız. Fırınlama bittikten sonra 950'yi bulduktan sonra tamamen fırının bütün her yeri kapatılır, bacası dahil. 4 gün boyunca kendi halinde soğumaya bırakılır. 5. gün, 5 gün sürer yani fırınlaması. Önce desen aktarıldıktan sonra ince uçlu fırçalarla ve siyah boyayla tahrir dediğimiz konturlar, desenin konturları oluşturulur. Fırınlanacak, fırından çıktıktan sonra oldu. Kırmızı büyük vazoların yapımı çok meşakkatli. 5 kez fırınlanarak bu noktaya geliyor. Yani ben bu kırmızıdan 4 tane çalıştım 35 yıl boyunca. 2 tanesi özel siparişti. 2 tanesi teslim edildi. Bir tanesi fırında parçalandı, bir tanesi de bu kaldı sağlam olarak. Mavilerden de aynı şekilde 4 tane çalıştım. Onlar da 2 tanesi teslim edildi, 2 tanesi kaldı. 5 kez fırınlandığı için her fırına girişi ayrı bir risk bunların. Şu anda yapın deseler yapmaya cesaret edemem. O kadar şey yani sıkıntılı bir iş bu. Evet. O dönemde yaptım ben bunları ama bundan sonra zannetmiyorum yapabileceğim tekrar.